İlk ya oturmayla başlayalım işe. Tamam mı? İlk iş, ilk göstergeniz olsun abi. Şu bilekleriniz ağrıyorsa yanlış şeyler yapıyorsunuz. O bir. Tamam mı? Ama o ağrıyacak. Allah'ın emri. Ve abi bu alette espri şu abi. Şimdi doğru oturacaksın, doğru ayakta duracaksın. Doğru pozisyonda ayakta durmaz ise, yani dünya bilek şampiyonu olsan 10 dakika dayanırsın abi. Tamam mı? Yani o yüzden o önemli. Bir de hep aklımızda tutmamız gereken şey abi, bu ön tekeri ya kaybetmeyeceğiz ya kaptırmayacağız. Yani bu meletin şeyi o, canı o. Yani ya kaybetmeyeceksin virajlarda, ona göre oturacaksın, ya da böyle çamur işte yarıklarmakla kaptırmayacaksın. Anladım. Hafifleteceğiz yani. Kaptırmamak. Ha ya yani kap işte kaydırmamak evet. için kap yani ya, kaçırmamak için öne yükleneceğiz, virajlarda oluyor daha çok ziyade. Kaptırmamak için de abiciğim hafif arkaya vereceğiz. Temel prensip bu. Şimdi abi oturmayla başlayalım işin. Şimdi müsaade aldın mı oturuyorsun? Ne yapıyorsun? Beni bozmayalım Sayın Serhan. Şimdi abi, şimdi klasik hafif öne doğru. Yani illa şöyle olması gerekmiyor. Yani evet. Vıdı vıdı viraj almadıkça. Eşek depolu değil. Abi, bir kere her ne pozisyonda olursak olalım. İster oturalım, ister ayakta duralım abi, tamam mı? Bu kollar abi kartal gibi olacak. Şöyle. Şu. Yani şimdi biz alışığız çoğu zaman evet. motorda, yani yol daha motorunda da aslında bu iyi bir şey değil bu arada. Şöyle olması kolların, tamam mı? Öyle anlatmıyordu onu ya. Ya yiyelim. O şey. Tamam abi. Evet. Abicim kollar her zaman yani ayaktayken de otururken de böyle olacak. Bu bir kere bize hem daha fazla şok emme imkanı veriyor, hem daha rahat gücümüzü kullanıyoruz. Hem öne geçiyor. Artı zaten bu pozisyonu aldığımız zaman ister istemez öne. Vücudumuzun ön tarafını öne atıyoruz. Tamam mı? Peki. Bu canına yandığımın dizleri, şu dizler abicim ister oturun, ister ayakta durun. Depoda. Sık. Hep depoda olacak. Yani her dakika deli gibi sıkmanız gerekmiyor ama mutlaka depoyla temas halinde olacak. Şu yok abi. Şu yok. Unut yani bitersin. Buradaki espri şu çünkü abi, bu aletle gittiğimiz ortamlar bizim sürekli ivme değişimine yol açtığı için sürekli böyle dandun evet. sarsıldığımız için vücudumuz sürekli oradan oraya savruluyor. Ve biz doğru oturma pozisyonunu, doğru ayakta durma pozisyonunu yapmaz isek bütün güç abicim şu bileklerimize biniyor. 2 dakika ömrümüz var. Ve zaten bu hani duyuyorsunuz ya, adam enduro motoru aldı ormana bir çıktılar belini kırdı geldi. Yani çok rahat atlatılabilecek bir kaza yorgunluk yüzünden başa geliyor abi. Evet. Şimdi dizler her zaman için tankla temas halinde. Tamam mı? Ayaklar klasik ucuyla basılıyor. Kollar anladım, kartal gibi. Ben ormandayım şu anda. Ucuyla basılıyor. Yani genel olarak hani vites değiştireceğiz zaman falan. Ya bunda anında ayağa kalkman icap edeceği ucu için. O yüzden mi ucu? Abi yoksa evet, genelde ben... o üst, artı bir de ne olursa olsun ondan daha iyi absorbe ediyorsun. Yani topuğunla sıçramak mı daha kolay, şöyle mi sıçramak daha kolay hesabı. Genelde uçta olacak. Vites değiştirirken falan filan ayrı. Şimdi abi kollar kartal. Dizler tankla temas halinde. Hafif öndeyiz. Burası önemli. Bu sırt ister oturalım, ister ayakta olalım kambur olacak abi. Ben öyle yapacağım. Yani zaten doğal olarak bir kamburluğumuz vardır ama şu değil abi gidiş. Çünkü bunu yapması kasıyor. Ciğerçi kullanışı değil diyor. Evet. Yani bu sırtın kambur olmasının sebebi gene bizi doğru pozisyona, yani hafif öne doğru veriyor. Artı omurgalar dümdüz olduğu zaman daha fazla darbe yer. Şöyle yay halindeyse daha güzel darbe emersin. Bu darbe emmek aynı zamanda motoru dağılmaması açısından da önemli. Baş hafif şöyle. Tamam mı? Ve şeye dikkat edin abi. Pilates yapmış olanlarınız bilebilir. Şu karın bölgesi, yani bu kor bölge, çekirdek i̇çeri bölgesi çekti. Dediğimiz içeri hariç. Şu. Sıçma pozisyonu. Hah. Tamam mı? Şu. Aynen öyle. Şu abi. Bu burası sıçma pozisyonu. Kartal gibi gideceksin abi şöyle. Tamam mı? Aynen öyle. Gözler de hızlı hızlı oldu. Gelelim ayakta abi, durmaya. Bak, Engin abinin duruşu işte böyle. Beyefendi bir döner misiniz? Konu mankenine bir döner misiniz? Şimdi abi gelelim ayakta durma meselesine. Şimdi benim size bütün bu anlattıklarım, tamam yani kelimesi kelimesine hatırlasanız dahi hemen öyle bir dakikada yapılacak şeyler değil abi. Tamam yani Engin abi çok doğru bir laf etti. Bu anca kullana kullana abicim. Seneler içerisinde iyi kötü bir yere oturtuyorsun. Kilometre abi. 40 yılın bir başı. Ha, ama taksici kilometresi değil tabii. Anladın mı? Yani dikkat sarf edeceksin. Şeyi de söyle. Motorun hareket devam etmemiz lazım.
Dur. Şimdi abi oturma pozisyonunu tekrar hatırlayalım abicim. Dizler daima tankla temasla. Hafif öndeyiz. Yani tankın çıkıntısına illa çok çıkmamız gerekmiyor. Kollar daima kartal. Sırt kambur. Hafif içeri çekik. Kafa önde abicim. Şu şekilde gideceğiz. Ayak uçlarıyla da basıyoruz genel olarak. Şimdi daha zor olan kısım. Yani şimdi bu genelde hep böyle gideceğiz. Yani o ayakta kalkma işi o kadar kolay olmuyor. Kişiden kişiye değişir ama kolay değil abi. Yoruluyorsun. Doğru. Doğrusunu bilsen dahi. Evet. Şimdi bu oturma pozisyonu gerek, bu oturma pozisyonu gerek, bu ayakta durma pozisyonunun esas esprisi şu abi. Yükü vücuduna dağıtmak. Yani ne ayakların, yani sen bu motorla indiğin zaman abi her tarafın iyi kötü ağrıyor olması lazım. Sadece bileklerin şişmişse zaten emaneten gidiyor. Ayakta durmaya gelelim abi. Ayakta durmanın da temel, yani özeti jokey gibi olmak. Jokeyler nasıl at koşturuyor? Şimdi ilk ayaklardan başlayalım. Mümkünse abi ayaklar gene uçlarda genel olarak. Yani uzun süre vites değiştirmeyeceksen ortaya basabilirsin. Ama genelde vites değiştirmek gerekiyor. O zaman uçlarda olmasında fayda var. Bir de uçta olması daha iyi şok absorbe etmemizi sağlıyor. İlk klasik hata bu ayaklar dimdiktir genelde. Evet, yanlış. Öyle olmayacak abi. Ayaklar hafif kırık olacak ve aslında biraz hafif öne. Mesela şunda stomp gripler olsa daha güzel tutarsın. Şimdi onu ayarlamak, yani bu özellikle bu ayakta durma pozisyonu ayarlamak. Eminim. Tam şey gibi arkadaşlar. Tam ıslık çalma gibi, tamam mı? Yani hani ben size göstereceğim ama onu oturtana kadar bayağı bir zaman geçecek yani. Bu ayaklar tam dik olmayacak ama çok kırık da olmayacak. Yani şu bölgeye yükü eşit dağıtabilmen lazım. Buraların dağılmayacak. Her halükarda şu dizler mutlaka bu tankla temas halinde olacak. Abi şu değil. Şöyle bir şey yok. Anladınız mı? Şu. Daima yani dizlerinizin üstünü tanka kitlemekten oradan da bir şey alıyorsunuz. Yük alıyorsunuz. Daima dizler tankla temas halinde ve hafif kırık. Ama çok da değil. Ne çok dik ne çok kırık. Tamam mı? İkinci şık kıçımız arkadaşlar. Playboy modelleri gibi o kıç abi çıkacak dışarı. Sanki Playboy'a poz veriyoruz abi. Yani o göt arkadan geliyor. O göt dışarı çıkacak abiciğim. Ben yani, arkadan geliyorum. Hani yok mu Belgrad'da bana tecavüz edecek adam? Sorabilir miyim? Buyurun abi. Playboy'da kışlar dışarıda mı duruyor? Siz Playboy okumadınız mı? Bakmadınız mı? Bana şimdi burada mahsum numarası yapmayın. Sayın sen. Öğreneyim diye ya. Kralını bilirsiniz. Kalmasın diye. Engin abi bu eğitim biraz müsteşen hale geliyor. Öyle gözüküyor ya. Abi bozmayın arkadaşlar. Evet abi. Bu popo daima dışarı çıkacak abi. Tamam mı? Şu. Popo dışarı çıkıyor. Karın içeride. Dolayısıyla sırt eğriliyor. Klasik yine oturduğumuz gibi. Gene abicim kartal pozisyonu. Gene baş yukarıda. Şu şekilde. Tamam mı? Şu. Ben aynayı aşağı nasıl göreceğim öyle? Ne aynası lan? Tamam mı? Ya ayak, ya yani şu dizler mutlaka tankla temas edecek. Popo dışarı çıkacak. Karın içeri, sırt kambur. Kollar kartal. Yani şöyle diyelim, şöyle bir benzetme sıralaması yapacak olursak işte. Jockey ayakları, Playboy kıçı, tamam mı? Kızmış kedi kamburu, kartal kolları falan vay şeklinde. Vay be, ne buldu be. Onun için çekiyorum bunları abi. Bunu çiliyorsunuz, unutacaksınız yani. Hayır, bunu zaten ilk otomobil eğitimi. Vites şey filan. Hepsi çorba. Yani hepsi çorba. Tabii. Onun için çekim yapıyoruz Sayın Serozan. Şey, learning by doing. Ama tabii baştan en azından prensipleri doğru duymuş olursak. Tabii. Yaparken yanlış bir senin şey hoşuna gitti. Playboy. Abi her halükarda tek unutmamanız gereken şey bütün bunların bu çorba oldu. Abi şu kollarınızı açık tutmaya çalıştığınız zaman zaten iyi kötü bir doğru pozisyonu getiriyoruz. Kollar kartal, sırt kambur yaptığınız zaman zaten 3 aşağı 5 yukarı doğru pozisyona geliyorsunuz.